Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. İnşallah konumuz Miraç ile ilgili. Bu akşam nasip olsa inşallah Miraç gecesi. Bu akşam dönemler. Bugün Recep ayının 26. günü. 20'ye bağlayan gece Miraç-ı Nebi. Aleyhisselam Hazretleri'nin en kutsal gecesi bu gece. Yani doğal olarak konumuz inşallah biraz da ilgili. Miraç iki bölümü var. İsra, Miraç deniyor. İki bölümü var böyle. Birinci bölümü İsra. Bu Mekke mükerremeden Peygamber Kudüs'e gitmesi olayı anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci bölümü ise Miraç deniyor. Kudüs'ten göklere çıkması Peygamber Aleyhisselam böyle. Bu Miraç olayı yalnız tek insan olarak Peygamber nasip oldu muhtemelen böyle. Önce gelen peygamberlere bu olay nasip olmadı. Mucize. En büyük mucize. Peygamberin verilen mucize. Bu konu tabii çok geniş kapsamlı. Çok geniş kapsamlı. Aylarca yapılsa sohbeti nasıl sığmaz bunlara? İnşallah bu sabah artık elden gelirse inşallah biraz özetlemeye çalışalım. Nasıl olur inşallah? Akşam da inşallah. Akşam sarsın inşallah. Yine devam edelim sohbet inşallah. Kur'an kursunda. Kur'an kursu ismi de Kur'an kursu ismi. Sohbetten sonra biz arkadaşlara söyleriz. Peki, oldu inşallah. Miraç olayının İsra bölümü Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimine sabittir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimine sabittir. Allah inkar eden dine çıkar, küfre gider, kâfir olur muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır ortalarında, adı İsra suresi. Bu sebeple vereceğim. Bu surede demek ki en önemli konu bu olduğu için bu isim veriliyor böyle. Öyle inşallah bu ayet-i kerimeye bakalım nasip olsun inşallah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerime Sübhan ile başlıyor. Sübhan ile Eshab-ı Abdihi Lele İlahır. Sübhanellezi Esra bi Abdihi. Sübhan Allah-u Teala Meryem Celle Câlu'yu her türlü noksan sıfattan tenzih etme. Tenzih nedir? O da işte böyle. Yani Rabbimiz her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Noksan sıfat. Sıfat özellikler. Özellikler. Görme, işitme, duyma, güç, azamet anlamına geliyor. Şimdi önce kendimize bakalım. Kendimize bakalım. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini, yani kendini bilen Rabbini bilir. Önce insan kendine bakacak, ben neyim diye bakacak. Kişi sonra Rabbini bilir. İnsan ruh beden oluşuyor. Ruh ve beden oluşuyor. Aslımız kalıcı olan kimliğimiz, kişiliğimiz ruh. Beden geçici. Beden devamlı değişir beden. Beden devamlı değişir. Hücreler ölür. Alınan gıdalar yeni hücre olur böyle bedenimizde. Yani beden devamlı değişir beden devamlı. Hatta hücre çoğalır, azalır. İnsan mesela kilo alır, hücre çoğalır. İnsan değişmez ama. İnsan bazen zayıflar, kilo verir, çok kilo veriyor bazen. Hücre noksanlaşır, insan yine aynı insan. Demek ki bedenin yapısı hücreler, yani tuğlalar, örümcek tuğlalar bunlar böyle şey. Tuğlanın azlığı, çokluğu mühim değil böyle. Mesele ev sahibinde. Ev sahibinde.
Kişi evinde değişik yap evinde kişi böyle. Bir duvarını yıkar, bir çerçeve değiştirir, camı değiştirir, kapıyı değiştirir, çatıyı değiştirir, boyayı değiştirir. Evde değişiklik olur ama ev sahibi o başka muhtemelen. Ev sahibi odur aslında böyle. İşte bedenin de sahibi ruh muhtemelen. Beden bir yapı gibidir böyle. Devamlı değişti gider böyle. Şimdi insan görür, yani görüyoruz. Ama bizim görmemiz sınırlı. Her şeyi göremiyoruz böyle. Her şeyi göremiyoruz. Bir de uzağı göremeyiz, gizliyi göremeyiz. Mesela insan, her insan yakını vardır tabii. Herkes gider bir kabristana, ziyaret eder kabristana. Yakını vardır. İnsan selam verir, dua eder. Ama nasıl hali soramayız, göremeyiz. Bizim görüşümüz demek kısıtlı. Çok kısıtlı ama. Çok kısıtlı böyle. Hava da göremiyoruz. Hava var şu camide. Onu soluyoruz havayı. Bunu inkar edemiyor kimse. Hava var. Ama gören var mı? Yok. Görmüyor. Rengi yok. Böyle. İşitme, duyma sıfatımız, özelliğimiz böyle. İşi duyuyoruz bu şekilde. Ama sınırlı. Uzatak kişi bir şey mesela, uzatan bir şey söylüyor. Anlayamıyor değil mi böyle? Kulak veriyor böyle, biraz daha bağır, ona yaklaşıyoruz. Diyor böyle böyle. Bizler bir kişiyi dinlerken, eğer başka bir de lafa karışırsa, işin karışır muhtemelenler. Biri oradan konuşuyor, bir oradan konuşuyor, yanından şaşırıyor böyle. Dersin, bir dakika dur, değil mi? Dinleyin bakayım böyle. Hele 5-10 kişi birden konuşsun, uğultu, gürültü olur, hiç anlaşılmaz. İki örnek verdim muhtemelen. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu, Mevlamız da işte böyle, Mevlamı nedir? Her türlü noksanlıkta münezzeh. Yani her şeyi görür, sınırsız. İçimizi, dışımızı, hücrelerimizi, genlerimizi, kromozomlarımızı muhteremler, içimizden geçenleri, beynimizden geçenleri, öncekileri, gelecekleri, gizli aşikar, hepsini öyle bilir. Mevlamız. İşitme, duyma. Rabbim semi sıfatıyla, tabi semi sıfatıyla her şeyi işitir, her şeyi hatırına verir. İçimizden geçenleri de, gizli açıkları da böyle. Mesela şu anda insanların, kimi tabi şu anda bazı yerde, gece yarısı şu anda, akşam olmuştur. Şu anda insanların bazı içki masalarında, gazinolarda, pavyonlarda, şurada burada, barlarda, şurada burada içiyorlar, şarkı söylerler, şunlar bunlar oluyor. Namaz kılanlar, koro okuyanlar, Allah diye yananlar, her sene bunları görüyor, işliyor muhtemelen böyle. İnsanın dışında ne kadar karınca varsa bak, öyle karınca veriyor muhtemelen. Ne kadar karınca varsa yer altında, yer üstünde varsa böyle, Rabbim de her birini görüyor. Hadis-i Şerif'te geliyor, Rabbim karanlık gecede karataşlık kara karıncanın yürüdüğünü görüyor Mevlam'dan. Karanlık gecede karataşta kara karınca yürürken hatta ayak sesini işitiyor Mevlam'dan. Onların duasını işitiyor Mevlam'dan. İşte iki örnek verdim kısa tabiyle. Demek ki budur Sübhan'ım. Allah Celle Celaluhu Mevlam her türlü noksanlıkta münezzeh böyle. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyde gücü yeter, güç. Alâ külli şeyin kadir muhtemelen. Alâ külli şeyin kadir. Görmek, bilmek de yeterli değil. Kişi karşıdan görüyor. Oturmuş balkona, yol kenarında. Bakıyor ki bir araba geliyor ama tehlikeli geliyor böyle adamda. Yani bu bir kaza yapabilir. Eline bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Kişi havalarına gidiyor, yakını karşılamaya uçakta geliyor. Haber var, telefonla konuştu. Havalarını karşılamaya gidiyor arabasıyla. Beklerken böyle anons yapılıyor. Uçak arıza yapmış.
Havalanda önlem alınıyor, itfaiye geliyor, ambulansa geliyor, şunlar bunlara geliyor. Uçak arıza yapmış. Havalanda bekleyenler, havalanında görevliler de, havalanın müdürü de, ulaşım bakanı ne yapıyor, bunlar birlikte halde elden bir şey ama gelmiyor tabii böyle böyle. Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor Rabbim, her şeyi işitiyor, her şeyi Mevla'nın gücü yetiyor. Bunun için kişi gemide mesela fırtına yakalandı. Gemide böyle. Dev dalgalar. Bindiği gemi beşik gibi sallanıyor gemi böyle. Battı batacak. Kişi anda kime yalvarıyor? Kim Allah'a. Neden Allah'a yalvarıyor? Her insan biliyor ki, fırtadan biliyor ki her insan ancak Allah onu kurtarabilir. O anlamda böyle. Birebir böyle. Şimdi bu ayet-i kerime Sübhanellezi diye başlıyor. O Allah ki Sübhan'dır. Neden? Peygamberimizin miraca gitme olayı akıl, mantıkla bağdaşmaz. Yani maddi aleminin dar kabına sığmaz bu olay. Eğer maddi alemin dar kabına sığsa, akıl mantığına sığsa olmaz mucize. Bilim teknoloji olur muhtemelen. Nasıl sığmaz bir şey böyle? Bilimi aşan, teknolojiyi aşan, maddi alemin dar kalıbına sığmayan bir olay. Bir olay böyle. Onun için Mevlam böyle başlıyor. Sübhanellezi, Allah ki Sübhan'dır Allah Celle Celaluhu. O Allah her şeye gücü yeter, her şeyi görür, her şeyi bilir, dilediğini yapar. O da var. Dilediğini yapar, irade. Ellezi, hadi isim mevzu deniyor buna. O Allah ki Celle Celaluhu esra bi abdihi. Esra yürüttü, gece yürüttü. Kimi bi abdihi kulu Muhammed'in yürüttü Mevla. Yani Muhammed Aleyhisselam yürümedi kendisi. Kendi gitmedi, gidemez. Ne muhtemelenler. Hatta Miraç dönüşünde sabahında Peygamber çıktı Harim-i Şerife, Kabe'nin yanına. Tabi son benim ama ona bir şey vereyim, kısa bir hissedeyim inşallah. Anlattı tabi müşriklere. Yaşadığı mucizeyi anlattı onlara, anlatması gerekiyor tabi. Evliya gizlemesi de gelir evliyana bak muhtemelenler. Evliyalar da ruhani ama. Ruhani makam alırlar. Bahşeleri, sırları görürler. Onların gizlemesi gelir, evliyaların gelir böyle. Peygamber de bildirmesi gerekiyor peygamberin de. Peygamber tabi haber verdi müşriklere. Gece işte Kudüs'e gittiğini, göklere çıktığını. Tabi güldüler, alay ettiler. Neye? Onların aklı mantığına sığmaz ki bu olay. İnsanın beyindeki merkezi sığar mı? Onlar muhtemelen kainatı Rabbi yapın bunu ya. Sığar mı sığmaz tabi böyle şey. Zavallı güldüler bana. Ne dediler? Ya Muhammed eller, ayağını kaldır bakayım bir ayağını. Kaldır. Öbürünü de kaldır. Öbürünü kaldır, bunu bastı. Tabii. Bak der, iki ayağını yerine kesemiyorsun, nasıl çıktın göklere? Ben çıkmadım ben de. Rabbim çıkardı bak. Onun için Rabbim buyuruyor. Esra bi abdihi. O Allah yürüttü kulunu. Allah yürüttü kulunu. Allah yürüttü kulunu. Leylen. Leylen. Okursa leylem okursa, mime idgam edersiniz. Ben tek okuyorum kelimeyi. Leylen, o da kemin var burada. Elleli değil de leylen, temvin. Bu da kli anlamına geliyor, azlık böyle. Yani gecenin az bir zamanında, az bir zamanında Rabbim bunu yürüttü. Nereden nereye işlendi? Minel-Meşri haram, Minel-Meşri aksa. Minel-Meşri haram, Meşri haramdan. Min iftar için başlangıç anlamına geliyor. Meşid-i Haram'dan, yani Kabe'nin bulunduğu yerden. Kabe'nin çevresine Meşid-i Haram deniyor. Haram, neye haram deniyor muhteremler? Buradaki haram, muhterem, hürmetli, saygı anlamına geliyor. Yani orada dikkatli davranılması gereken bir yer Meşid-i Haram. İleride Mescid-i Aksa,
Meşid-i Aksa'ya. Meşid-i Aksa, Kudüs'teki kutsal meşid muhtemelen. Meşid-i Aksa böyle. Demek ki Meşid-i Aksa'da bakınız, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İlk kıblemizde aynı zamanda böyle. İlk kıblemizde Meşid-i Aksa, 12 peygamber bina etti. Davud Aleyhisselam başladı, temelini bir adım kadar, bir adım kadar çıkardı, bitiremedi. Ömrü yetmedi. Oğluna vasiyet etti Süleyman Aleyhisselam'a. Yavrum Süleyman dedi. Süleyman Aleyhisselam da 13 yaşında zamanında daha böyle. Yavrum sen bunu tamamla bunu böyle böyle. Onun Süleyman tamamladı orasını. Meşid-i Aksa muhtemelenler şu anda Yahudilerin işgalinde muhtemelenler. Allah inşallah kurtarsın onların elinden muhtemelenler böylece. Bu tabi bizim yüz karası bu muhtemelenler. Yani bir avuç Yahudinin oraya hakimiyeti, hatta dünya egemenliği, dünya egemenliği muhtemelen, Siyonizm böyle böyle. Her tarafı savmış böyle, kanser hücreleri gibi böyle. Böyle kanser hücreleri çok küçük muhtemelenler. Yani çabuk çoğalıyor bunlara böyle. Ama bedeni tamamen kaplıyor cevabında böyle. Bilhassa dünya ticareti, dünyadaki basın, yayın organları ve istihbarat örgütleri onun elinde muhtemelen böyle. Bununla dünya yönetiyor muhtemelen. Yönetiyor. Oradaki Müslüman tabi eziyetler yapıyor kendisine, Meşid-i Aksa. İnşallah bunu kurtarır oradan muhtemelen inşallah böyle. Bu ayet-i kerime geldiği zaman Kudüs Romalıların işgalindeydi zamanında. Romalılar. İşgal edildiği zamanlar, Roma'ya ait o zamanlar böyle. Hazreti Ömer'in zamanında Kudüs fetholundu böyle. Hem de savaşlı zaman böyle. Kudüs muhasır edildi. Komutanlar dediler ki, işte bunlar Hristiyan papazları, Hristiyan'a vardı orada böyle. Dediler ki, eğer dediler Halife Ömer'e gelirse ona teslim olur böyle. Savaşmayı dediler böyle. Bunun üzerine haber gönderiyor komutan Hazreti Ömer'e, tabi Kudüs'ten Medine'ye mektup gönderirler, deveyle. O zaman terörist yok mu böyle, gönderirler. Ne yapalım ya emir-el müminin, savaşarak Kudüs'e zorlama alalım, yoksa gelir misin sen? Haber gönderiyor, savaşmayın ben geleceğim. Hazreti Ömer Hazretleri, küçük bir orduyla birlikte beraber yola çıktı. Develerin, bineklerin çoğu askere verilmişti önceden. Medine'de az binek vardı, deve. Atla gidilmez o yolda, çölde. At çölde çatlar muhtemelen, dayanamaz sıcağı böyle. Su da dayanamaz, ancak deve. Allah'ın şey yapmıyor, çöl hayvanı muhtemelen böyle. Çöl gemisi. Deve az. Ne oldu? İki kişi, üç kişi nöbeteşe biniyorlar deveye. Nöbeteşe muhtemelen. Bir kısmı biraz yürüyor. Ondan sonra öbürü biniyor, öbürü biniyor, bu biniyor bu şeyde böyle. Hazreti Ömer halife. Yani devlet başkanı. Halife böyle. Hem de o anda süper gücün başkanı. Yeryüzünde muhtemelen. Hazreti Ömer. Yani dünya titriyor onun isminden. Ömer deyince titriyor böyle. O da ne yaptı? O da bir deve, kölesi haber ortak şey biliyor. Kölesiyle bakıyor. Kölesi. Kölesi haber, halife. Bırakın özel uşağını şunu bunu. Özel devesi yok ona ait deve. Kölesi ortak bu şekilde. Bir merhale, bir konak, yani mola verecek kadar Hasan Ömer biniyor. Hasan Ömer iniyor. Köle biniyor. Köle biniyor. Hasan Ömer tutuyor devenin yollarından. Çölde yürüyorum tam olarak bir şey böyle. Tam yakışına Kudüs'e sıra gelir köleye. Nasıl gelir? Sıra şimdi köleye sıra geldi. Tabii Kudüs'teki papazlar, hahamlar, şunlar bunlar toplanmışlar. Cicili bicili şeye girmişler onlar. Güzel giyinmişler. Onlara göre Halife Ömer, onlara göre saltanat sahibi yani böyle, imparatorlar gibi, Roma imparatorları gibi böyle, kim nasıl geliyor buraya? Ona karşıma çıkıyorlar.
Şimdi son merhale, Kureyş'e girecekler, sıra kölede ama. Hasım iniyor şimdi, köleye sen çık bakalım buraya. Ne olur ya Halife Hazretleri, ya Emre Mümin ne olur Allah aşkına. Ben hakkımı sana veriyorum. Hakkımı sana helal edemem ben sana, ne olur. Bak Kureyş'e gireceğiz. Sen bir halifesin, ordunun başkomutansın, devletin başkanısın. Ne olur sen mi ya Ömer? Hayır, bak sen bir bakalım böyle. Ne dese olmaz. Yarın mahşer gününde sen mi yakamı yapışırsın benim? Dersin ki ya Rabbi ben çok yoruldum, şöyle yoruldum ama korktum Ömer'den, halifeden korktum dersin böyle. Bir bakalım sen, bir emredeyim ben sana. Peki. Köle bindi muhtemelenler. Hazreti Mektu Devre'nin yollarından yana geliyorlar. Öyle bir dere çıktı, su dere çıktı. Pek derin değil. Onu geçmek gerekiyor. Ne gerekiyor şimdi orada? Ayakkabılar çıkarıldı. Aşağıda sıvarması gerekiyor. Yaya yürüyenlerin böyle. Tabi herkes gibi Hazreti Ömer'in ayakkabılarını bir eline aldı, sol eline aldı. Paçalarını sıvadı. Bak, Halife Ömer'in sol elinde papuçlu ayakkabıları. Paçalarını sıvadı. Sağ elinde evinin yolları dereye geçti. Oraya geldi muhtemelen böyle. Baktı ya bu mu Ömer ya, bu mu Ömer? O zaman fetholdu. Yani savaşsız teslim ettiler, ettiler. Hazreti Ömer bir de kendi eliyle Meclis-i Aksa'yı süpürdü derler. Kendi eliyle böyle süpürdü, temizlendi. Orada tabii namaz elhamda ilk kılma başlandı orada. Başlandı orada. İnşallah yine bir Ömer çıkardı inşallah muhteremler. Hazreti inşallah. O yüzden fetheder inşallah Teala. Mevla ayet-i kerimden buyuruyor. O Allah ki Celle Câlihu, o Allah Sübhan'dır. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şey gücü yeter. O Allah abdini, abd kulunu, kul. Öyle. Burada bir abdihi geliyor. Bir abdihi, abd kul. Kulunu. Burada bir Resulü gelmiyor, peygamberi gelmiyor oraya. Neden böyle gelmiyor? Rabbim Peygamber'e soru arasamadı da Miraç'tan bu teremler. Dedi ki ya Habibim Muhammed'im seni nasıl Kur'an'da vasfedeyim? Hangi sıfatı seversin? Peygamber buyurdu ya Rabbi bana abd kulum de yeter bana böyle. Bana kulum de yeter de. Kulum de bana böyle. Kulum de böyle. Allah kulluğu kabul etti mi? En büyük mertebe bak bu teremler. Mevlam böyle buyuruyor, bir abdihi, leylen, Allah kulundan gece yürüttü, Beşli Haram'dan, Mekke'den, Kabe'nin bulunduğu yerden, Beşli Aksa'ya. Aksa el-Aksa en son anlamına geliyor. En son mescit. O dönemde en son Meşli Aksa'ydı, yoktu başka mescit yeryüzünde. El-Lezi öyle mescit ki, Meşli Aksa, Barak'ın havlevi etrafına bereket yıkıldık Mevlam buyuruyor. Havlini, çevresini Meşri Aksa'nın mübarek kıldık, bereketli kıldık, mübarek. Bu mübarek hem maddi hem manevi böyle. Maddi bereketi peygamberlerin yaşadığı bir yer. Hemen hemen her peygamber oraya bir uğradı mutlaka. Çok peygamber geldi bir işte oraya böyle. Peygamberlere geldiler. Yani maneviyat açısından çok değerli bir yer. Bir de maddi olarak da bereketli yer. Yani sevdisi boldur böyle böyle. Geliyor orada hafif bir çiğ yatar, hafif bir çiğ gibi yağar bir şey böyle. Kışın, yazın bile yine bitki olur orada böyle. Yani bereketli bir yer böyle. Biraz hem sevdisi boldur oranın, hem iri olur sebzeleri de. Şimdi asıl işi inceleyin şurada şimdi şu kelimede. Rabbim neden acaba peygamberimizi göklere çıkardı acaba? Linuriyehü min ayatine. Linuriyehü min ayatine. Bu şimdi. Linuriye. Buradaki lam var. Lam adı lam-ı talimli. Lam-ı talil. İllette, hikmeti yani bu işin böyle. Ona ayetini göstermek için Mevlam buyuruyor. Ayetini göstermek için peygamber. Ayetini göstermek için böyle. Yani
Mevlam dileseydi Mevlam bana, Mekke'de Mevlam bana dilediğini gösterir, yapar muhtemelen böyle. Demek ki Rabbim ayetini görsün. Kudreti görsün Mevlamızın böyle. Alemlerin seyresini görsün bakalım. İnnehu ve semil alim. Allah semidir, her işitir, her aşağıda bilir böylece. Şimdi miracın bir altyapısı var. Altyapısı miracın böyle. Ne zaman, nasıl, neden oldu böylece? Her peygamberin karşısında mutlaka düşmana çıktı her peygamber. Her peygamber zamanında düşmanlar, ona çıktı muhalifler. Her peygambere. Bunun için insanların da karşısında muhalifleri vardır muhteremler. Karşısında böyle. Özellikle yöneticiler. Adam karşısında muhalifleri vardır muhteremler. Böyle. Yani olmasa şu muhalif çok rahat olacak. Ama peygamberin karşısında olduğuna göre bu doğal olacak. Mücadele, cihat böyle. Azim, yılmama, bıkkını göstermeme. Allah yolunda cihazı böyle. Biliyorsunuz Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, Rabbimizin Habibi, Hatem-ül Enbiya, son peygamberi, dünyaya babasız geldi ama. Ana karnındayken babacığı rahmetli oldu. Hem de gurbet ellerinde, Medine'de. Mekke'de tabii doğum oluyor. Aleyhisselam Hazretleri yetim dünyaya geldi. Yetim olarak çocukları geçti. Babasını kaybetti, annesini, dedesini kaybetti. Amca Ebu Talib ile yengesi Fatıma'ydı adı. Onun eline kaldı. Rabbim onlara şefkat merhamet verdi. Amcası Ebu Talib de, yengesi Fatıma da, Hasan annesi oluyor Fatıma. İyi baktılar kendisi muhtemelen böyle. Yalnız ne kadar iyi de bakılsa bakılsın, tabi ana şefkati, baba şefkati gibi olmuyor muhtemelen böyle. Eğer bir kovanda arı beyi olmasın, hemen arına dağılır muhtemelen böyle. Bir kovanda, her kovanda arı beyi vardır. Dişi arı hem bunda, iridir bu. Her kovanda bir arı beyi vardır. Arı beyi olmasın, kovan arılar hemen dağılır bunlar. Bu arı beyi bir hormon salgılar, hormon balı salgılar. Arılar ondan bir har alır böyle, har alır derler. O onları bir araya getirir, onları bir araya bağlar derler. Arı beyi çıktı mı, giderler peşine giderler derler. Her anne de yavrusuna bir hormon salgılıyor muhtemelen, görmez böyle. Bir çocuk annesinin kucağına alındı mı, o zaman çok rahatlar muhtemelen var böyle. Rahatlar. Ana kucağı değil mi? Ana kucağı muhtemelen böyle. Ana kucağı böyle. Yani başkası alsın, başka bir kadın alsın, çocuk bakıcısı olsun, o konuda uzman olsun, çocuk bakım uzman olsun, ne olursa olsun, çocuk kucağına alsın, tutmasını bilir, bakmasını bilir ama muhtemelen ana hormonunu salgılayamadığı için çünkü ondan bir şey almam muhtemelen böyle. Kopar muhtemelen böyle. Yani suni olur, doğal olmaz. Yapay muhtemelen. Suni olur muhtemelen böyle. Ana karnı. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne oldu? Ana kucağından mahrum 6 yaşındaki muhtemelen böyle. Baba kucağından hiç görmedi. Yetim kaldı. Evlenmesi geldi 25 yaşında. Evlenince biraz rahatladı. Hatice Validemizin herhalde malı mülkü de vardı. Onunla biraz rahatladı bile. Ama devam etme muhteremler. 40 yaşına gelince, peygamberlik başlayınca bu defa müşrik düşmanlarla mücadele muhteremler. İtirazlar, kabullenmeme, hakaret etme, saldırma. Her inkarcı da muhteremler, her inkarcı da yani din karşıtı ne örgüt varsa, toplum olsun, ne olsa olsun, kişi olsun böyle, bunun içinde vahşet vardı, vahşet sıfatı vardı muhtemelen böyle.
Bunlardan mutlaka böyle saldırganlık, böyle baskı, zorba, zorlama vardır bunlardan. Yani belki bazen nelere kuzu postuna bürünmüş, belki de ortam gereği bazen yani dürüst sanki bir insancılık görmeye çalışırlar böyle. Yani her toplum kabul edilir gibi görünürler. Ama yalan muhtemelen. Allah'ımı yapamaz muhtemelen. Elin diye muhtemelen böyle. Ellerine mesela geçtiği anda hemen ne olur? Atar kuzu postunu, kurtan dönüşür. Canavar muhtemelen böyle. Yani İslam baskı yapsın, başörtüsü yasaklasın, Kur'an yasaklasın, şunu yapsın, bunu yapsın, dine saldırsın, camileri önlemeye çalışsın. Bu yaparlar muhtemelen böyle. Her müşrikin bu işte bu vardır. Eline imkanı geçince bunu yapar bu şekilde. Ne yaptı müşrikin Mekke-i Mükerreme'de de? Peygamber'e saldırı muhtemelen böyle. Saldırı böyle şey. Peygamber'den savaşmıyor Mekke-i Mükerreme'de. Peygamber'den kavga etmiyor. Dövüş yok. Tartışmıyor Peygamber'i böyle. Peygamber davet ediyor onları böyle. Niye davet ediyor? Ey insanlar diyor. Şu diyor var ya taptığınız putlar diyor, heykeller. Bunları kim yaptı bunları? Babanız yaptı bunları. Neydi bunlar? Bunlar filan dağda taştı bunlar, kayadı bunlar, taştı bunlar böyle. Bu taşları diyor, koparırlar, getirirler, yontları bunları keskilerle, buna bir şekil verdiler, buna bir heykel şeklini verdiler, bunu diktiler, onu tapma başladılar onun önünde. Ona dua ediyor şimdi, aman beni kurtar. Allah davet ediyor onları böylece. Tabii saldırı. Mekke-i Mükerreme'de Peygamberimiz iki kişi var arkasında muhtemelen böyle. Yani sözü geçen Mekke-i Mükerreme'de. Amrısı Ebu Talip, Kureyş'in reisi, başı. Kureyş'in reisi. Ve Kureyş de kabile olarak da çoğunlukla kabile. Ama imana gelmedi hepsi. Az iman daha geldi böyle. Ebu Talip, o da imana gelmedi muhtemelen. Gelmedi. Fakat Ebu Talip elinde büyüttüğü yetim Muhammed'ine sahip çıktı ama muhtemelen. Bunu korudu. Bunu koruyordu. Ondan bir çekinme var diğer müşriklerden, Ebu Talip'ten böyle. Çünkü iş azınırsa, iş azıtılırsa iş böyle, Ebu Talip bu sefer işe karıştı mı, arkasındaki müşrikler, Kureyş kabilesi, onun arkasına peşine gelecekler, iş de büyüyecek böyle. Onun ağırlığı vardı. Ebu Talip hayatta olduğu için de müşrikler ilgi demedi fazla Peygamber'e karşı. Bir de Hatice-i Kübra madem muhtemelen. Hatice-i Kübra radıyallahu anh. Hatice-i Kübra radıyallahu anh. Bir numaralı Müslüman. Bir numaralı Müslüman. İlk Müslüman. Ona nasip oldu. Kadın bir numaralı Müslüman. Peygamber ilk sahabesi. Devrisi hanımı Peygamber. O da akıllı, varlıklı, çevresi olan, ağırlı olan bir kadın muhtemelen Mekke-i Mükerreme'de. Onun da sözü geçirdi Mekke-i Mükerreme'de, saygısı vardı. Bir de ayrıca Peygamber'i çok severdi Peygamber'i muhtemelen. Onun için ayrıca Peygamber'i böyle. Peygamber'i çok sever Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberimize hem bir eş, hem bir abla, sanki bir her açıdan Peygamber'i gerer. Peygamberimiz dışarıda üzüp eve geldi mi, onu teselli eder, beni alırdı muhtemelen böyle. O oturur onu böylece. 10. yıl, nübüvvet deniyor bana, Peygamber 10. yılı oldu. Buna deniyor senetül hüzün. Senetül hüzünüm. Hüzün yılı, dert yılı. Başladı, daha mı? Neden? Önce Ebu Talip öldü muhtemelenler. Ebu Talip muhtemelen öldü. Ebu Talip öldü. Peygamberimiz yanına gitti ağır hasta. Artık ölüm halinde. Gitti. Amcasını kurtarmaya çalışıyor. Amca ne olur? Bir defa olmasın. Getir kelime-i şehadeti. Mahşerde sana şu hakkım olsun. İmanla ölmesi şart şefaat muhtemelen. O anda Ebu Cehil de orada geldi ama. O da ziyarete gelmiş Ebu Cehil'de. Ebu Cehil de, ya Ebu Talip sakın ha, bırakma ecdadın dinine, aldanma buna diye.
gür sesiyle kafir müşriklerin başı Ebu Cehil'in kefere. O da bir tane baskı yapıyor. Ne yazık ki nasip olmadı Ebu Talib muhteremde kelime-i şehadet getirmek muhteremde böyle. Peygamber'in de elinde büyüdü, yetim olarak büyüdü. O onu evlendirdi, Aleyhisselam Hazretleri evlendirdi. Çok elini gördü. Peygamber de üzüldü. İması gitti ama böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elini sıvazdı böyle. İki eli böyle. Bedenini. Böyle. Baştan başladı böyle. Her taraf böyle. Her taraf sırtını, her taraf böyle ikini sıvazdı. Neden? Ateş yakmasın diye muhteremler. Cennete giremeyecek ama. Belli böyle. Ben. Ateş yakmadı şaması bari diye amcasının iki eliyle peygamber sıvazdı. Sıvazdı. Yalnız iki ayağının altı tabanı unutturuldu peygamberin muhteremler. İki ayağının tabanı unutturuldu. İşte Allah korusun ahirette işte Ebu Talib'in cehenneme girecek muhteremler böylece. Yalnız iki ayağının tabanından yanacak. Ama beyni kaynayacak muhtemelen böyle. En hafif bu. Onun azabı. En hafif azap cehennemde Ebu Talib muhtemelen böyle. O ölünce ne oldu? Ebu Leheb denen kefere, fecere. O da peygamber amcası muhtemelen böyle. Ama o da peygamber düşmanı. Kefere, fecere. Zalim böyle. Peygamber düşmanı. O Kureyş'in reisi oldu muhtemelen böyle. Bütün güç elinde şimdi böyle. Müşriklerin başında Peygamberimizin muazzam düşmanlık. Üç gün sonra Peygamberimizin sevgili eşi, annemiz, Hatice validemiz de vefat muhteremdir. İbrahim. Peygamberimizin kucağında muhteremdir. Kucağında. Demek ki Allah'ın takdir ettiği eceli gelince Peygamber de olsa ona bir gün bile daha bir zaman tanımıyor muhteremdir. Tanımıyor muhteremdir. Peygamberimizin gözleri yaşlı muhtemelen böyle. Her şeyi yatıracak adam muhtemelen böyle. Eve geldi mi onunla teselli olurdu. İş açılır muhtemelen. Evde huzur bulurdu böyle. Üç gün sonra Peygamberimizin elinde. Peygamberimiz de görüyor ama her şeyi. Azrail'i görüyor, melekleri görüyor Peygamberimizin böyle. Haçlı'nın cennetteki yeri gösterildi. Peygamberimiz onu görüyor Aleyhisselam Hazretleri. Hepsini görerek Peygamberimizin kucağında teslim etti ruhunu muhteremler. Ne oldu şimdi? Oldu senetül hüzün oldu. Hüzün ise yılı oldu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık yapamıyor görevini. Önü kapandı artık muhteremler böyle. Amrısı Ebu Leheb eline taş bu arkasından geziyor. Eğer bir insan bir şey konuşsa arkasına taş atıyor Peygamber arkasından muhteremler böyle. Dinlemeyen bu yalancı bu, sahtekar bu diyor. Mevcun deli bu diyor muhtemelen böyle böyle. Artık Peygamberimiz de Mekke-i Mükerreme'de görev yaptırılmıyor böyle. Yaralanıyor, ayaklarına kan akıyor, bunalıyor. Eve geliyor ama evde yok ki Hatice Validemiz onu teselli etsin, ona sahip çıksın, gönlünü alsın. Ev karanlık muhtemelen böyle. Karanlık. Yine bir gün Recep'in 26. günü. Ne bu gün? O gün müşrikler peygamber çok eşkine iş yapıp ezip peygamber. O çok o gün böyle. Müşrikler böyle. Artık topyekun peygamberi işkence böyle. Baskı, hakaretler, şunlar, bunda her şey yok kapalı böyle. Öyle geçti. Peygamber akşamdan sonra çok bunaldı, çok yoruldu, uykusuzdu, bitkin bir haldeydi. Eve gitse ev karanlık. Hatice anamız yok evde. Onun hayali yakıyor peygamber muhtemelen. Olmayınca evde tabi böyle. Her şeyin hayalini görüyor. Nereye gidecek düşündü. Amcasının kızı, Talib'in kızı Ümmühani. Ümmühani. O anda henüz o da Müslüman olmamıştı ama o anda olmamıştı ama tabi oldu sonradan o. Fakat peygamberimizi severdi. Çünkü beraber büyüdü peygamberimizin muhtemelen böyle. Peygamber o evde büyüdüğü için beraber gittiler muhtemelen. Hasan ablası olmuş oluyor. O evine gitti muhtemelen. Kapıyı vurdu. Kim o? Ene Muhammed. Ben Muhammed'im ya Ümmühani. Ne hayrola gece arasında geldim buraya gece böyle. Eğer müsait yerim varsa bu gece burada kalmak isteyen böylece. Çok daraldım bugün de buraya geldim. Açtık abi buyur bakalım içeriye.
Dediler de bilseydin de geleceğini sana bir şey hatırlamayacak. Peygamber buyuruyor, istemiyorum böyle böyle. Bir şey istemiyorum böylece. Yani bir yatacak bir yer bana ver böyle. Ne verdi ona? Bir hasır. Yok yatak mı? Hasır mı verdi böylece. Bir ibrik, bir de leğen verdi. Abdül atmaması kılması için. Peygamberimize hasır yerine odaya kapadı onu şekilde. Şimdi düşünün mühani. Peygamber çok düşmanları var Mekke'ye mükerremede. Ya buna geri saldırırlarsa, bir basarlarsa, olursa ne olur? Korktu. Babasının kılıcı vardı Ebu Talib Muhtemelen. Babanın kılıcını aldı, o kişi uyumadı. Evin dışında döndü dolaştı Muhtemelen. Kılıçlar böyle böyle. Bak kadınlara Muhtemelen dolaştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uzandığı hasıra, zaten yorgun, tabi da beşer. O da insan, ondan ihtiyaçları normaldir böyle. Uzandığı hasıra, kendine böyle gençler gibi oldu. Tam uykuya dalmadı, sine denir, sine. Böyle sine türen nevim. Nevim ağır uyku hali, derin bu uyku. Sine uykunun evveliyatı böyle. Hafif bir uykuya dalma böyle ama kendini bilme gibi o durumda. Tamamen yarıldı muhtemelen böyle. Yarıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyur ki, ya Resulallah kalk. Rabbim seni davet ediyor. Davet ediyor. Bugün çok üzüldün. Hüzünlendin bugün. Çok bir işini gördün. Dünyayı gözüne büyütme. Rabbinin kudretini gör. Rabbinin mülkünü gör. Yedi kat gökleri gör. Melekut alemini gör. Bütün alemini gör. Rabbim seni bunun için davet ediyor. Seni almaya geldim. Götürmeye geldim seni bu şekilde. Aldı peygamberimizi. Kabe yanına geldiler. Kabe yanına geldiler böyle. Orayı getirdi. Peygamberimizin yanında Mikael Aleyhisselam da vardı. Beraberler. Peygamber yatırdılar muhteremler. Aleyhisselam'ı göğsünü yardılar muhteremler. Yardılar böyle. Bıçaklı değil ama muhteremler böyle. Bıçaklı değil böyle. Böyle bıçaksız, narkosuz, kansız, acısız göğsü yardılar muhteremler böyle. Yardılar. Peygamber kalbini çıkardı Cebrail Aleyhisselam'a. Kalbini çıkardı. Kalbini. Cennete bir tas getirmiş, yani tas getirmiş, cennete getirmişti. Onun içine koydu. Peygamber kalbinde içindeki kanı yıkadı, zemzem suyuyla yıkadı muhtemelen. Yani suyuyla. Yani cennetten su getirmedi muhtemelen böyle. Su getirmedi, Peygamber mübarek kalbini zemzem suyuyla Cebrail Aleyhisselam yıkadı muhtemelen. Yıkadı. Bir kalp operasyonu geçirdi ameliyatı muhtemelen. Neden? Gidişi alemlere dayanması için, korkmaması için, ortamda yaşaması için. Tabi uzaya gidecek muhtemelen. Arşa geçecek muhtemelen. Orada hava yok. Orada oksijen yok muhtemelen böyle böyle. Böyle. Oksijen tüpü almıyor tabi yanına peygamber böyle. Almıyor. O ortamda yaşanması için gereken şartlar için böyle gereken bir operasyon yapıldı muhtemelen böyle. Sonra korkmaması için de, ürkmemesi için böyle. Ne büyük melekler var ki böyle, dünyanın 100 katı, 1000 katı büyük melekler var. Heybetli melekler var böyle. Bir Allah deyince, yer paramparça olur muhtemelen böyle. Öyle gür sesle böyle. Gökte çınlıyor böyle. Onu çınlıyor bunlar. Bu peygamberimizin böyle yapıldı muhtemelen böyle. Göğsü yarıldı, kalbi zemine yıkanıldı. İçerisine de iman, hikmet dolduruldu. Mali bir şey o böyle. Doldu böyle. İman, hikmet işan dolduruldu. Bir bu da anlayamayız muhteremler böyle. Bu ameliyat dinamı muhteremler, evliyalar da bu makamdan geçerler muhteremler. Ama bu kadar olmasa olmaz. Onlar tabi rüyada olur. Her evliya, o evlilik makamına gelince, her evliya, ona kalbi temizlenir rüyasında ama. Rüyalarında böyle. Temizlenir. Yoksa evliya bile o makama dayanamaz, kaldıramaz, o gücü kalamaz. O ilahi cezbeyi, ilahi aşkı, muhabbeti o da dayanamaz, çatlar mıdır böyle.
Cenab-ı Hak sen bile gelirken cennetten, cennete uğramış gelirken, oradan bir hayvan getiriyor. Adı Burak. Burak. Burak, Berk. Kökünde geliyor. Berk, şimşek adamı göre böyle. Yani şimşek çakar gibi böyle. Hem parlak, hem süratli. Adı Burak. Bir hayvan. Atla merkep arasında büyüklüğü. Orada bir hayvancağız. Bembeyaz. Bembeyaz bir hayvan. Mevlam buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail'im, cennete git, oradan bir hayvan al, oradan, Burak al oradan. Cennette Burak denen bir hayvan türü var muhtemelen, hayvan türü. Ama onlar yiyip içiyorlar, onlar tabi ama şey yok muhtemelen böyle, yani artık yok böyle, yani dışkı yok, idrak yok muhtemelen, cennette böyle böyle. Onlar başkan, nur gibi onlar. Cebrail Aleyhisselam cennete girdi, bir Burak alacak şimdi, Peygamber binecek, gidecek Kudüs'e onun üzerinde. Cebrail Aleyhisselam bakıyor şimdi Buraklara böyle, bir ara baktı böyle, büyük Burak yığını, 40 bin Burak bir arada toplamışlar, cennette oturuyorlar böyle. Yavaş oturuyorlar, şey yapıyorlar. İşlerden biri otlamıyor, kenara çekilmiş, mahzun, gözleri yaşlı. Yaram dikkat çekti. Gitti yanına. Sen dedi neyi otlamıyorsun? Arkada oturuyorlar bunlar bu şekilde. Niye otlamıyorsun? Açtı gözünü. Tanrı Cebrail. Ya Cebrail dedi böyle. Bilmem dedi kaç bin yıl önce. Kaç bin yıl önce dedi. Bir ses duydum dedi böyle. Ya Muhammed diye Allah'ın selam. Melekte konuşurken bir ses duydum. Ya Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem. O isim beni yaktı dedi böyle. İsim, o isim beni yaktı. Müslüman'ı görmedim yani, kendisini görmedim. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama o isim beni yaktı ve işim beni böyle. Ona aşık oldum dedi böyle. O aşk beni yakıyor dedi böyle. O aşk beni yakıyor. Onun için yeme içmeden kestim artık burada dedi böyle. Ona kavuşmadan dedi, bir şey yemem ben dedi böyle. Yani gülümsedi, o hale gel. Seni de kavuşturayım, maşukuna seni kavuşturayım, maşukuna böyle böyle. Tabii kalktı, sevindi muhteremler, onu getirdi. Şimdi kalp tabii yıkandı muhteremler. Kabe Muazzama'da zem suyuyla iman hikmet dolduruldu. Yani Peygamberimizin gönlü alemi, kalp alemi, hayatı o aleme dayanma gücü var. Orada yaşayabilecek duruma getirildi. Maddi manevi olarak Peygamber dedi, Burak'a binecek Peygamber. Sağında Cebrail Aleyhisselam, solunda Mikail Aleyhisselam, arkada da melekler. 10 binlerce melekler geldiler gökten. Böyle merasimle binecek Peygamber. Yani Mekke halkı işkence yapıyorlar, eza yapıyorlar, cefa yapıyorlar, onu kabul etmiyorlar, onu aşağılıyorlar. Ama Peygamberimiz Allah katındaki bu makam muhterem bu böyle bu. Buyurdu Cebrail, ya Resulallah, Burak'a bin. Gelecek ama Burak bindirmedi. Arsa gibi Burak muhterem, şimdi durmuyor Burak. Bindirmiyor. Allah Allah. Peygamber yine binecek oldu, yine bindirmiyor Burak üzerine. Bindirmiyor. Peygamber sordu Burak'a, niye sen beni bindirmiyorsun? Ya Resulallah, bindiren bir şartla. Ne şartın? Yarın dedim, mahşer günü kalktığa mezarlarına bana binecek misin? Üzerime dedi böyle böyle. Oğlum ben bindiririm seni arasında böyle böyle. Evet, bindiririm, bineceğim seni arasında böyle böyle. Ona teslim olur muhtemelen böyle. Mahşer günü dedi, kabrinden kalkınca, kabrinden mahşere, benim üzerine geleceksin böyle böyle böyle. Kabrinin üzerine bindi. Burak'ın, Burak gözünün gördüğü yere bir ayağına basıyor. İkinci ayağını yine gözünü gördüğü bir yere. Üşüyen de oraya yönelmek. Yani 4 adımında, 4 ayağının atışına adım değil. Yani 4 adımın atışında kim bilir kaç bin kilometre alıyor muhtemelen bir anda böyle böyle. Burak, yani Berk gibi adam böyle, şimşek gibi anlamına bir kere böylece. Oradan Kudüs'e geldiler. Kudüs'te Meşid-i Aksa'nın karşısında bir kaya vardı. Yine var muhtemelenler. Üzerinde işte Meşid var, üzerinde Meşid var. Adı Kubbetü Sahra diye böyle. Sahra,
Halife Abdülmelik Emir zamanında o yaptı mescidi. O zamana kadar orası boş kayaydı orası. Kayaydı. Her peygamber oraya gelirdi. Oraya bir halka vardı. Oraya devesi bağlarlı şeyler, peygamberler. Gelenler bence. Yavrarsın işareti peygamberimiz oraya geldi. O kayanın halkaya bırakıp bağladı. Kaçar mı bırak? Kaçmaz. Neye bağladı? Önlem kullan gerekiyor muhtemelen bak. Onun işareti olmuştu böyle. Mahşin böyle. Hatta bir gün bir Arabi geldi. Yani çölden yine biri geldi. Develi geldi. Meşrin dışında peygamberi gördü. İndi evesinden sordu. Ya Resulallah, Allah'a tevkü edip gidemem bırakayım başıboş, devim bağlayayım mı? Allah'a tevkü edip gidemem bırakayım başıboş, Allah'a tevkü edeyim, güveneyim, yoksa bağlayayım mı? Peygamber buyurdu, kayıt ve tevekkül buyurdu. Kayıt ve tevekkül bak. Kayıt ve tevekkül. Kayıt öyle bağla, Allah'a tevekkül. Yani devini bağla ama ona güvenme, Allah'a güvenme bak. Yani devini bağla, kayın ve tevekkül. Allah'a güven böyle. Hırsız onun için çelebilir, çalacak. Çelebilir olsun ben böyle. Böyle buyurdu. Ne kadar peygambere gelmişse yeryüzüne her bir ruhları peygambere karşılarlardı muhtemelen. Meclis-i Aksın kapısında kapılar böyle. Hemen karşı karşıya bunlar böyle. Kubbet-i Sahra, bir benzer bunlar karşıdan benzerler. Sahra beraber. Hatta Çinlileri son zamanda Kütahya'dan götürüldü muhtemelenler. Emir Hüseyin zamanında, onun zamanında tamir edildi içerisi. Çinlileri Kütahya'dan götürüldü oraya muhtemelenler. Onu giderken o paketlenen şeyi de ben numaralı onları, şişelim numaralı onları böylece. Rahmetli öldü muhtemelen şimdi böyle, şahsı tanıyorum kendisine böyle muhtemelen, o anlattı kendisine böyle. Peygamber Hazretleri Meclis-i Aksa'nın kapısına geldi. Ne kadar peygambere gelip geçmişse yeryüzüne her biri benim karşıladığı muhtemelenler. Aynı hayattaki oldukları şekilde, öldükleri yaşta, o görünümde, görünümde muhtemelenler. Her biri böyle de ve tanıştılar böylece her biri. İşte Adam Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam böyle böyle. Ne kadar peygamber geldi? Sayı kesin bilmiyor, 100 bini geçiyor ama böyle. 124 bin falan böyle rakamlar var. Ama yine kesin değil böyle. Ama 100 bini geçiyor sayı böyle. Ona tanışmak kaç gündür mü sorayım tek tek bu dönemde bizim kişiler böylece. Ama bir anda oluyor bu halimden böylece. Meclis-i Aksa içeri girildi, içeri girildi. Şimdi gidenebilirler muhteremler, Meclis-i Aksa'ya aşağı iniyor, merdiven iniyor aşağıya böyle. Üstteki meclis ayrı, sol yapı ilave edildi. Aşağıya giriliyor, merdivene giriliyor. Girince hemen sağ tarafında da böyle, o zaman böyle. Yani kıble o zaman berik tarafta da böyle. Kıble derler. Orada namaz kılıyor şimdi böyle. İlk namaz kılacak orada muhteremler. Ama imam kim olacak? Hepsi peygamber. Yani. Hepsi peygamber. İmam kim olacak? O an sağa derler, imam, yavma sen geç derler. Bana de olmaz de. Bak babam, Adam Aleyhisselam babamız, babayken bana duymaz. O Nuh arasım dedi, şu bu derken bu şekilde. Herkes çekiniyorlar böyle. Derler ki, yavma sen geç derler bütün peygamberler. Sen geç mihraba, imam ol böylece. Cevâb-ı Aleyhisselam beni tuttu elinden, geçti önüne muhtemelen böyle. Cevâb-ı Aleyhisselam orada ezan okudu, orada. Tabi nafile okuma aslında fakat orada okudu, ezan okudu muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam mihrabe geçti orada böyle. Cemaatı hepsi peygamber muhtemelenler. Hepsi peygamber. Cevâb-ı Aleyhisselam, Mikâil Aleyhisselam orada, melek de orada bu şekilde. İki rekat namaz kıldılar. İki rekat namaz kıldılar. Bu nasıl o namaz acaba? O namazın tadı, ruhsalcaki feyzi nasıl oldu? Ne kadar zaman sürdü? Yani zaman olarak çünkü ne kadar zaman sürdü muhtemelen. Ama tabii tayı zaman, tayı mekan var muhtemelen. Tayı zaman, tayı mekan var muhtemelen. Yani bunlar
maddeyi aşan, madde ötesi. Ruhlar mesela, ruhlar kimse inkar edemiyor varlığını. Ama ne olduğunu bilmiyor muhtemelen. Kimse göremiyor kendi ruhunu. Ama herkes bunu kabul ediyor, ruhların varlığı. Melekler kabul ediyor elhamdülillah böyle. Ama görmüyor tabii böyle. Bir de tayı zaman var, tayı zaman böyle. Tay bir şeyin dürülüp büzülmesi böyle, kısalması böyle. Yani kısa bir zamanda çok işin yapılması muhtemelen böyle. Tayı mekanda az bir zamanda çok dikkat mesafe alınması. Her evliyanın makamına göre bu tayı mekanı var evliyanın muhtemelen. Çünkü evliya vardır ki namazını Kabe'de kılacak muhtemelen böyle. Büyük evliya bunlar da bunlar böyle şey. Yani kırkların tayin mekanı ne kadar hız alırlar saatte belli. Yediler, kutuplar, bunlar belli muhtemelen belli. Mesafeler böylece. Normal çıkar, yola çıkar, yani normal yürür, acele etmez, Allah'a zikreder. Gider böyle kısa bir zamanda yere dürülür ona, gider muhtemelen böyle. Yani nasıl oluyor bu iş böyle? Dedim ya, akıl, mantık kalıbına sığmaz muhteremler. İlahi kula bundan muhteremler böyle. O da bilimsel olarak da mümkün mü? Mümkün muhteremler böyle. Atom içinde boşluk var atom içinde muhterem. Boşluk var muhterem. Atom içinde böyle böyle. Boşluk var atom içinde böyle. Atomun çekirdeği var. Atom ne kadar küçük, hayallere sığmaz muhteremde. İğne ucunda kaç milyon önce atom var. Yani bir iğneyi milyonlara böyle muhtemelen böyle. Bir tanesi ya atom değil bunu muhtemelenler. O kadar küçük muhtemelenler. Onun için çekirdeği var muhtemelenler. Çekirdeği atomdan ne kadar küçük? 100.000 defa daha küçük muhtemelen. 100.000 defa daha küçük. 100.000 defa daha küçük. Arada boşluk var muhtemelen böyle. O boşluk olmasın 100.000 defa küçülüyor muhtemelenler. Yani dünya oldu 400 metre çevresi muhtemelen. 40.000 kilometre, 400 metre olur muhtemelen. Dünyanın çevresi muhtemelen. O boşluk olmasa muhtemelen. Yani okyanuslar, şöyle bir adına geçti okyanuslar muhtemelen. Yani işte Mevlam, bak, yani bu mucizedir bu. Peygamber için, evler için keramettir. Ama bugün bilim de bunu kabul ediyor muhtemelen. Bir boşluk var böyle. Böyle. Boşluk var bu şekilde böylece. Peygamber Hazretleri namaz kılıyordu böyle, ilk namaz kılıyorlar Peygamber'le beraber. Bu da neye giriyor? Bu da tayyiz zamana giriyor muhtemelen. Tayyiz zamana giriyor muhtemelen böyle. Evliyaların hayatına bakınca, muhtemelen, onun hayatına bakınca, bir gün Medine Münevvere'de kaldığım Rıbat diyorlar böyle. Yani medrese dini bunlar, Rıbat dini onlar dini böyle. Böyle garibana kaldı yer var orada. İki katlı, etrafı kale bir, hiç pencere dışarı açık böyle. Ortası bahçe, evlerin şeyi bahçeye bakıyor, orada havalıyor böyle. İki kat, duvar yüksek duvar böyle kale gibi de. İçinde kütüphanesi vardı, mescidi vardı, banyosu vardı, hepsi içerisinde mükemmel hepsi bir şekilde. Bir gün dedim, kütüphaneye girdim de, orada biraz temizleyeyim biraz kütüphaneyi muhteremler böyle. Şöyle baktım, ta yerden başlıyor, ta tavana kadar el yazma kitap cilt cilt böyle, seri halinde böyle. Aynı bir konu işlenmiş, yazarak bakmadan fazla. Baktım ama aynı kitabın işlenen kitap, artık kaç cilt onu şimdi saymadım onu da veya sayalım neyse unuttum onu. Duvar tavana kadar gidiyor muhteremler. Düşünme muhteremler, bu kadar eser yazmak kalem ile. Nasıl kalem? Ve tükenmez falan değil muhterem böyle. Onun taktiğiyle bilirse yok var muhteremler. Nasıl kalem? Kamış kalem, kamış muhteremler. Bildiğin bir kamışı böyle yonca olay böyle, ucuna sir yapıyorlar kalem gibi. Bu bir boyaya batırılıyor. Renkli güzel bir boyaya batırılıyor. Onunla yazılıyor böyle şey. O dönemin kağıtları da tabii kalite olarak düşük kalite mel böyle, samanlı kaba şekilde, kağıtlar o şekilde böyle. Baktım elle yazılmış benim dönemde, el yazılmış şekilde. Düşündüm, bu eser yazmak için çok uzun bir zaman lazım böyle, eser yazmak için. Ayrıca bu eser yazmak için önce de ilim lazım. İlim lazım.
Bu ilmi okuması gerekiyor. Kaç bin, kaç bin kitap okuması gerekiyor. Önce bir ilim sahibi olması gerekiyor. Kitaplara bakması gerekiyor. Orada bunu nakletmesi gerekiyor icabında. Kaynak olarak bunu yazması gerekiyor. Bir de yaşına baktım muhtemelen. Ölüm tarihi şey vardı böyle. 50 yaşında vefat etmiş o kişi muhtemelen. 50 yaşında böyle şey. Yani bir ömre sığmayan işler bunlar muhtemelen böyle. Sığmayan işler bunlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Tayı zamanla muhtemelen böyle. Mesela zamanın kutbu, evren başı. Her gece üç kutbu alır biri. Kabe'den nebeş şey muhtemelenler. Yedi tavaf eder. Bir dönmeye bir şaf dönüyor. Yedi şaf bir tavaf alır böyle. Yedi sefer döner Kabe'nin muazzamayı. Yedi şaf dönüyor böyle. Tavafını bitirir. Ama tavafını tamam benimle tavafını tabi benim böyle. Aşkullah ile böyle, muhabbetullah ile böyle. Melekleri de göre göre, melekleri de göre göre böyle, evlâdı göre göre böyle. Öyle Kabe'yi Allah diye tavaf eder. Yedi sefer dolaştır. Bu bir tavaf olur. Yedi şaftı. İki rekat tavaf namazını kılar. Ağır böyle, yavaşlar. Makam İbrahim'de bunu kılar. Zemre suyunu içer. Biraz da yeni tavafa girer muhtemelen böyle. Yedi sefer, yedi tavaf eder böyle bu şekilde. Bir de hatim indir. Her gün var böyle. Bir de hatim indir orada. Hatim. Kur'an-ı Kerim elhamdan başlar, Nas Suresi'ne kadar muhtemelen böyle. Yavaş okur, acaba mı okumaz böyle. Böyle yavaş 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 okutur böyle. Hatim indir bu şekilde. Onun dışında ne kadar teşbihatları vardır. Hepsi bunların bir de bütün yeryüzünün, bütün ümmetin muhatiyle ilgili. Böyle murakabe yapar. Nerede hasta var, nerede dertli var, nerede işte uçak düşüyor, gemi batıyor, Allah izin verdiğini uzat elini oradan kurtarır muhtemelen şey böyle. Biz onunla ilgili bunlarla beraber. Bir de o gün ne olacaksa yeryüzünde bir afet, bela ne olacaksa onun haberi olur. Onu bildirir muhtemelen, kutlanabilir böyle. Ona bildirilir. Bu ömre sığmaz muhtemelen böyle. Gece sığmaz bunlar böyle bir şey böyle. Yani kısa gece sığmaz bunlar bu şekilde. Bu ne tayyi zaman derim onlara muhtemelen bu şekilde böyle. Bunu teveriyim ki anlaşılsın peygamberimizin makamı muhteremdir. Yani bir kutuplardan, peygamberlerden, resullerden peygamberimiz çok ama çok ileride muhteremdir böyle. Çok ama ileride böyle. Onun tabi makamı, onun tayyi zamanı, tayyi mekanı farklı oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazdan sonra Kudüs'ten, Beşli Aksa'dan çıktı muhteremler. O sahra dedim. Yani sahra kaya anlamına geliyor. Büyük bir kaya. Çok büyük kaya muhteremler. Üzerinde şu anda meşit var. Üzerinde Emevi Halep'ten abimlik yaptırıyor bunu yaptırıyor kendisine. Bunu yaptırıyor burasını. Kayanın altı boş muhteremler. Altına giriliyor muhteremler. İnsan boyu böyle. Yani kayanın rengi de yani farklı bir kaya böyle muhteremler. Merdiven var. Altına giriliyor böyle. Yani üstten meşit bileyim böyle. Yani döşemi hal hepsi var üzerinde. Normal bir şey görünmüyor. Altına giriş var, merdiven var. Altına giriliyor, altına giriliyor. Bir tarafı yapışık an böyle. Boş edilen böyle. Boş edilen böylece. Altında boşluk var kaya altında. Altında boşluk var. Ama direkt bile görmedim muhteremler böyle. Direkt bile görmedim bu şekilde. Altı boş giriliyor. Şöyle böyle benim bu yönde bir karış daha yüksek aşıklıyor böyle. O yüksekliği böylece. Şöyle bakınca kayaya yani farklı bir renk hani kayada vardı böyle. Farklı bir değişik bir renk var kayada böylece. Peygamberimiz onun üstünden gökte çıkışı muhtemelen. Onun üzerinden muhtemelen bakışı böyle. O kayanın özelliği muhtemelen böyle. Peygamber aslında onun üzerine oraya geldi. Oradan göklere çıkış. Neden? Oradan çıkıyor gök kapısı oradan çıkış muhtemelen der. Ne kadar melek dünyaya gelecekse oradan girmedi. Orada gök kapısı, onun üzerine kaldı. Tam onun üzerine gök kapısı, oradan geliyor, oradan dünyaya geliyor muhtemelen der. Yani gökten ne gelecekse, melek, ruh ne gelecekse oradan geliyor, gök ne çıkıyorsa oradan çıkılıyor muhtemelen böyle. Oradan çıkılıyor bence. Aslında onun üzerine geldi, oradan başladı şimdi. İsra bölümü burada bitiyor, Miraç başlıyor, Miraç. Miraç, araca, uruş. Yani yükseklere çıkma anlamından geliyor. İsmi alet, miftah versiyonunda yani göklere çıkacak bir alet anlamına geliyor.
Miraç. Mi ayı mı burada? Miraç. Öyle buradan. Peygamber oradan şimdi başladı. Göklere çıkış muhteremler böyle. Uzaya değil ama ben. Göklere muhterem. Uzay şurada hemen burada muhterem. Hem uzay burada böyle. Ay'a bile çıkmak insana zor geliyor. Ay hemen bir karış dünyaya muhterem böyle. Yakın muhterem böyle. Çünkü başladı. Nasıl çıkış oldu? İki rivayet var. Biri Cebrail Aleyhisselam'ın kanadında. Cebrail kanadını aldı. Melek hızıyla çıkış. Melek hızıyla çıkış buraya. Melek hızı. Melek hızı. Işık hızıyla bir mi? Yok, yok muhtemelen. Işık hızı nerede? En yakın galaksi Samanyolu. İşin değil bizde, dünyanın içerisinde. Samanyolu galaksi muhtemelen. Çapı 100 bin ışık yılı bakın. Bu Samanyolu galaksinin en küçük galaksi. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı. Işık 100 bin. Yani bir insan 100 bin ışık hızıyla girse, 100 bin yılda ancak Samanyolu çapını geçiyor. Ondan sonra milyonlarca yıl ötede ışık yılı. Kim bilir kaç milyonlarca galaksiler var mıdır? Bir Allah bilir sayısı mıdır? O alemler var mıdır? Her bir dünya var mıdır? Her bir merkezi var mıdır? Dünya mesela etrafında, güneş, Samanyolu etrafında, Samanyolu etrafında, hepsi merkezi var böylece. Her biri böyle muazzam hız, süratle böyle, dönüş böyle. Nedir bu dönüş? Allah tesbih muhtemelen. Sübhanallah, 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 bihamdiye diye muhtemelen böyle. Yani onları duyan bir insan değişti muhtemelen. Tabi duyamayacaksa onları muhtemelen böyle. Onların zikrini duyan kişi bunlar hemen. Teşbihatlarına hemen muhtemelen. Orada bunlar melekler tabi bu şekilde. Oradan başladı şimdi göklere çıkış. Cevren kanadında melek hızı ile. Şimdi fizikte bir kural vardır, fizikte muhteremler. Ağır cisim yukarı çıkamaz. Hafif de aşağı inemez ama. Mesela boş bir dönem koy, yani suyun üzerine batmıyor değil mi? Boş bir muhteremler. Oradan çıkıp onu batıramazsın. Yani al, büyük bidon al böyle. Mesela 50 litre bidon al böyle, boş bidon al. Bunu boş işi böyle, koy bunu deniz üzerine böyle. İlk işi bastırın, bunu batıramazsın muhteremler. Hafif şey aşağı inmez, ağır yukarı çıkmaz. Şimdi Cebrail Aleyhisselam hafif diyelim, aşağı iniyor melek de iniyor böyle. Nasıl iniyor mu böyle? Nasıl yukarı çıkıyor bunlar böyle? İşte fizik olana sığmıyor bunlar muhtemelen böyle. Bunlar muhtemelen böyle. Tevhid Aleyhisselam Hazretleri melek kanadında melek hızı ile yani bir anda birini sığmaya geldiler bir anda. Kim bilir ne kadar yer kat ettiler, mesaf aldılar, geldiler. Bir rivayet eden miraç ile. Onun için miraç değil. Miraç merdiven anlamına geliyor. İsim alet olarak böyle, çıkış aleti böyle. O sar üzerinden göğe çıkan bir merdiven, yürüyen merdiven gibi böyle bir. Nurdan bir merdiven gibi böylece. Aynen bassağında hemen kendi yukarıda, fırlatıp bir anda böyle. İki vakit o şekilde. Birinci semaya göğe geldiler. Semaya geldiler. Her göğün bir kapısı var ama. Oraya girilmiyor. Her kadar bevvap deniyor, kapıcı var. Birinci göğün kapısı melek, adı İsmail oldu muhtemelen. Adı İsmail aleyhisselam, o orada bevvap, kapıcı. O açmadan kapı giremez buraya. Ya Rabbim seslenip kapıya, kim o? Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed Resul var böyle. O anda gel denildi mi? Aldın mı? Evet dedi. Açtı kapıyı muhtemelen bir şey böyle. Açtı kapıyı. Birinci gökyüzüne girildi muhtemelen. Oradaki melekler çıktılar peygamberi karşılamaya muhtemelen peygamberi, melekler böyle. Birinci gökyüzü o kadar büyük ki muhtemelen böyle, içine kim bilir kaç tane galaksi sığar muhtemelen. Yani oradan birinci gökten dünyaya bakınca, dünya bir karınca da değil, karıncanın gözü değil. Dünya bir hücre değil muhtemelen, o kadar küçük dünya böyle, oraya bakarak böyle. Dünya bir hiç sıfır yani. İnsan, dünyası olmayınca insan ne demedi mi? İnsan, ona insan mutlaka böyle. Ya insan ol, dünya azıyor değil mi? Sığ insan, dünya insan böyle. Benim de yaparım, asarım, keserim böyle, şu bu böyle. İnsan bu şey yapıp kendine güveniyor. O kadar büyük. Ama bir karış boşu yok böyle. Melekler böyle. Melekler. İbadet hepsi yok böyle.
melekler. Yuvadan bıraktılar melekler. Beni karşıladılar. Beni tebrik ettiler. Biraz geldiği için kendisini. Dediler ki, ya Muhammed derler, imam ol, bu bize bir namaz kılır, iki namaz kılın burada. Melekler aldı. Yavrası, evet ya Muhammed, kılıyor böyle böyle. Yavrası, imam oldu muhteremler. Melekler, kim bilir kaç katrilyon muhteremler. Yani rakamı vurursun, okunmaz muhteremler. Belki dünyanın içeri gitmez, rakamları harfli yakınlarına böyle. O kadar sayıyor melekler muhteremler. Hepsini Mevlam yarattı. Rabbim sonra görüyor, hepsi isim var onların. Hepsi isim de var, görevi de başlıyor onlardan böyle. Onların böyle isimleri var. Yalnız da geçti muhteremler, iki namaz kılar burada muhteremler. Şimdi burada inşallah muhteremler, bu sabah tabi bitmedi bu. Ben böyle kısa öz yapmayı da sevmiyorum konuları muhteremler böyle. Anlayın isteyeyim, cemaatim bir şey anlasın mı? Anlasın işte böyle. Yani sırf göğe çıkmak değil de, göğe çıkmak değil de böylece, yani bunun hakikati, gerçeği, perde arkası, maneviyatı anlaması gerekiyor böyle. Rabbim inşallah bu miracı hepinizin barakası muhteremler. İhsanına hayırlı olsun inşallah Teala. İnşallah meşrası da kurtulmasını nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.